mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor ve Meltem Ana Haber Bülteni ile günün gelişmelerine karşınızdayız. Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Önce başlıklar, sonra o dolu dolu gündeme geçeceğiz. Mana eri Hazreti Mevlana, Profesör Doktor Haydarbaş, Mevlana Celaleddin Hazretlerini anlattı. Ankara'da üzücü kaza, askeri helikopter düştü, 4 şehit. AKP'yi sarsan operasyon, üçü bakan çocuğu, 50 kişiye yolsuzluk gözaltısı. Hükümetten operasyon mesajı, Erdoğan, Hakan Şükür'ün istifasını değerlendirdi. İstifa etmesi gerekir, işin ahlaki yönü bunu gerektirir, herkese nasip olan bir şey değil dedi. CHP'den operasyon açıklaması, Engin Altay, 3 milletvekilinden oluşan kriz masası kurduk. Gürsel Tekin, oğulları gözaltına alınan 3 bakan istifa etmeli dedi. Merkel 3. kez başbakan, Almanya'da koalisyon hükümeti güven oyu aldı. Evet, yerli, yabancı, Türkiye'den ve dünyadan gündemle ilerleyen dakikalarda sizin karşınızdayız efendim. Ama önce Türkiye gündeminden başlayalım. Bugün Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin vefatının 700. 40 yılında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri anılıyor. İslam ve Mevlana isimli bir kitabı da bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş Mevlana'yı anlattı. Ana haber bültenimize BTP liderinin Yeni Mesaj gazetesindeki Hazreti Mevlana isimli köşe yazısıyla başlıyoruz. Ölmeden evvel ölünüz gerçeğinde öteleri seyreden kamil insan, biz evvel ve edepliyiz deyip zaman kabuğunu delen mana eri, Aşıklar Sultanı Hazreti Mevlana'yı vuslatının 740. yılında anıyoruz. Hazreti Mevlana 1203 tarihinde Horasan'ın Bel şehrinde dünyaya teşrif etmiştir. Babası Sultanül Ulema diye bilinen Bahattin Veled, annesi Harzemşahlardan bir prenses olan Mümine Hatun'dur. O bir felsefeci, hümanist, mistik veya darwinist olmayıp tasavvuf yolunda mürşid-i kamillerin nazarıyla yetişerek Hakk'a vuslatla şereflenen bir Allah dostudur. Uluhiyet ve tevhid inancıyla İslam'ı yaşamıştır. Nefs tezkiyesi, istikamet, teslimiyet ve zikirle vuslata ermiştir. İlk manevi terbiyesini babası Bahattin Veled Hazretlerinden alan Mevlana Celaleddin, daha sonra babasının halifelerinden Seyyid Burhanettin Hazretlerinin disiplinine girmiştir. Seyyid Burhanettin, onun nefs basamaklarından yükselebilmesini sağlamak için engin bir çileye sokacaktır. Devamlı oruç ibadetiyle Hazreti Mevlana'ya nefsini tezkiye ettirmiştir. Mevlana o kadar yükselmiştir ki Konya'dan çıkıp Kayseri'ye yerleşmek isteyen üstadı Seyyid Burhanettin'e gönül etmiş, bindiği katırı bu nazla devirerek ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Seyyid Burhanettin Hazretleri de ayağı kırılmasına rağmen bu talebesine kızması gerekirken tatlı bir tebessümle yanındakilere "Bizi Celaleddin göndermiyor." diyerek geri dönmüştür. Ne var ki Seyyid Burhanettin bir postta iki aslan oturmaz diyerek bir zaman sonra Mevlana'dan ayrılmıştır. Onun vuslata giden yolda üçüncü hocası Şems-i Tebrizi Hazretleridir. İlk karşılaşmalarında Mevlana medresesinden çıkmıştı. Kendine doğru ilerleyen o kişi kendi kadar güzel bir soru soruyordu bu mana erine. "Söyler misin bana? Seni tanıdım diyen Beyazıt-ı Bestami mi büyük, yoksa ya Rabbi seni layıkıyla tanıyamadım diyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi?" Hazreti Mevlana bu soruyu bir mana padişahı olduğunu ifade edercesine şöyle cevaplandırdı. "Hiç şüphesiz seni layıkıyla tanıyamadım diyen Hazreti Muhammed Beyazıt'tan çok büyüktür." Şems bu tecelli karşısında bir sayha atıp kendinden geçti. Bundan sonra iki ezeli dostun beraberliği başlamıştır. İşte Mevlana Şems'le sonsuz muhabbet alemini yaşamış, bazen dünya sahillerinde insanlarla dolaşmış, çok defa da mesnevisinde olduğu gibi hak ile beraber hakta seyretmiştir. Mevlana'nın hakka ve hidayete davet etmede kullandığı engin çağrı, çeşitli çevrelerce bugün istismar edilmektedir. "Gene gel, gene, ne olursan ol, ister kafir ol, ister putperest, ister mecusi, 100 kere tövbeni bozmuş olsan da gel. Bu dergah, ümitsizlik dergahı değildir," diyor Hazreti Mevlana.
Bu çağrı onun mümin kafir ayrımı yapmadığı, her insanı olduğu gibi kabul ettiği şeklinde yorumlansa da Hazreti Mevlana eserlerinde bu saptırmalara cevabı kendisi vermiştir. Sağ olduğum sürece Kur'an'ın kölesi, bendesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını bir kimse naklederse, ben ondan da bizarım, onun sözünden de. Hazreti Peygamber'in eteğinde Ehl-i Beyt'i kendine kılavuz etmiş büyük bir mana eridir Hazreti Mevlana. Mesnevisinde şöyle bir hikaye anlatır. Adamın biri, mutantan, müzeyyen bir şehrin çok mükemmel bir köşkünde, mehtaplı bir gecede uykuya dalar. Rüyasında acayip manzaralarla, uçurumlarla ve de canavarlarla karşılaşır. Feryat eder, kimseye sesini duyuramaz. Tabii adam uykudadır ve kendinden haberi yoktur. Zira kendinden haberi olsaydı, nasıl olsa rüyadayım, korkmama ve ürkmeme sebep yoktur der. Kendini teselli ederdi. Kendinden haberi olmadığı için teselli de edemez. Ne zaman gözlerini açarsa, elhamdülillah, gördüğüm rüyaymış der ve sevinir. Bu hikayeyi naklettikten sonra Mevlana, Hazreti Ali Efendimizin insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyurduğunu söyler ve ekler. Bir rüya kadar ömrü olan sen, geçici fani aleme aldanmışsın. Zira oyun ve oyuncaktan ibarettir. O halde ebedi aleme hazırlan. Ebedi aleme hazırlık elbette İslam'ı yaşamakla olabilir. Bugün Hazreti Mevlana'nın adının karıştırılmak istendiği büyük tuzak, Hazreti Peygamber'in devreden çıkarıldığı Muhammedsiz bir İslam anlayışıdır. Onu anlamak ve anlatmaksa teslisten ayrılıp tevhid istikametine girmekle olabilir. Her dükkanda ayrı bir kar var ey oğul. Mesnevi de yokluk dükkanıdır. Mesnevimiz tevhid dükkanıdır. Birden başka her ne görürsen puttur o. Tevhidi ise bineği olan aşkla yaşamıştır bu büyük mana eri. Biz geceleri ta sabaha kadar sevda dalgalar arasında bocalar dururuz. İstersen gel bağışla bizi. İstersen gel cefa et bize diyen Hazreti Mevlana 1273 yılında sevgilisine kavuşmuştur. Rahmeti bol olsun. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Profesör Doktor Haydar Baş. AKP'yi sarsan operasyon. Üçü bakan çocuğu, 50 kişiye yolsuzluk gözaltısı. Sayın seyirciler, AKP cemaat kavgasında kılıçlar çekildi. Taraflar arasında dershane tartışmasıyla başlayan kriz savaşa dönüşmüş durumda. Dün akşam cemaate yakın Hakan Şükür'ün istifasıyla sarsılan AKP kanadı, sabah saatlerinde ise operasyon şokunu yaşadı. Bu sabah yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda aralarında bakan çocukları ve Fatih Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 3 ayrı soruşturmada aralarında iş adamları, bürokrat ve memurların da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Başsavcılık kaynaklarına göre bu şahıslara yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu görevlilerine rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Efendim niçin gözaltındasınız? İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlayan operasyonu İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Celal Kara yönetiyor. Bir şey söyleyecek misiniz? Niçin gözaltındasınız? Soruşturma kapsamında toplam 50 kişi gözaltına alındı. Hanımefendi niçin gözaltındasınız? Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi Ankara'da emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderildi. Adliyemizin yürütmekte olduğu bu çalışmanın sonuçlarını çalışmalar bitirildikten sonra zaten kamuoyu da net olarak görmüş olacaktır. Şu anda adliyemiz bir operasyonu sürdürüyor. Adli aşamadayken ilave bir bilgi açıklamak yasal olarak da zaten doğru değil. O nedenle şu aşamada farklı bir açıklama yapma durumunda değilim ben. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. İşte gözaltı listesinde yer alan o isimlerden bazıları.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Çevre Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevre Bakanı Danışmanı Sadık Soylu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalem müdürleri Mustafa Behçet Kaynar ve Onur Kaya, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, İş Adamı Ali Ağoğlu, sanatçı Ebru Gündeş'in eşi İş Adamı Reza Zerrap. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir hakkında da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Demir'in tarihi bir iş anının otel yapılması ve Marmaray Güzergahı üzerinde aksi rapora rağmen 3 katlı bir otelin yapımına izin verdiği iddia edildi. Fatih Belediyesi'ne bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine operasyon yapıldı. Bu kapsamda bölge müdürleri de gözaltına alındı. Hükümetten operasyon mesajı. Erdoğan, Hakan Şükür'ün istifasını değerlendirdi. İstifa etmesi gerekir. İşin ahlaki yönü bunu gerektirir. Herkese nasip olan bir şey değil dedi. Evet, bugün gündem bu operasyonla çalkalandı. Peki bu operasyona hükümet nasıl bakıyor? Konya'da konuşan Başbakan Erdoğan, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi. Erdoğan, Hakan Şükür'ün AKP'den istifa etmesiyle ilgili olarak da çarpıcı açıklamalarda bulundu ve dürüstse milletvekilliğinden de istifa etsin dedi. Başbakan Erdoğan, Konya'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. İsim vermeden yolsuzluk operasyonuna değinen Erdoğan, tehditlere boyun eğmeyeceğiz dedi. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İstedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler. İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler. Buradan, Konya'dan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Arkasına karanlık odakları alanlar, çeteleri alanlar bu ülkeye, bu millete istikamet çizemezler. Arkasına sermayenin, medyanın gücünü alanlar bu ülkenin istikametini değiştiremezler. Arkasına Türkiye içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Erdoğan, Konya'da basın mensuplarının operasyonla ilgili sorularını da cevaplandırdı. Arkadaşlar, bunların hepsi bir adli süreç. Neticelerimizden bir şey söylemem doğru olmaz. Adli süreç tamamlanmadan bir şey demeyeceğim diyen Erdoğan'a, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün AKP'den istifa etmesi de soruldu. Tabii böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur. Beklemem. Çünkü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım. Bu tür açıklamaları kendisinden veya bir başkasından bilemem yapmış olmasını yadırgadım. Doğru bulmuyorum. Erdoğan, Hakan Şükür'ün milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini söyledi. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunun herkese nasip olan bir şey. CHP'den operasyon açıklaması. Engin Altay, 3 milletvekilinden oluşan kriz masası kurduk. Gürsel Tekin, oğulları gözaltına alınan 3 bakan istifa etmeli dedi. Şimdi de muhalefet kanadının operasyonla ilgili açıklamalarına bir göz atacağız. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 3 milletvekilinden oluşan bir kriz masası kurduk dedi. Altay, bu operasyon AKP'nin Türkiye'yi ne kadar kirlettiğini belgeleyen somut bir gelişmedir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için isimleri geçen bakanların derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Aralarında 3 bakanın oğlunun da bulunduğu yolsuzluk operasyonu muhalefetin de ana gündemi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 3 milletvekilinden oluşan bir kriz masası kurduk dedi. 3 milletvekilinden oluşan bir kriz masası kurduk. Biz suçluluğu hükmedilmeyen herkesin suçsuz olduğunu hep söyleye geldik. Kimseyi itham etmek istemiyoruz. Ancak 90 yıllık demokrasi ve cumhuriyet deneyimi olan bir ülkede
Şimdilik 3 Sayın Bakan'ın çocuğu, en büyük kamu bankasının genel müdürü, kimi belediye başkanları, kimi bürokratlarla ilgili başlatılan ve çok sayıda gözaltının olduğunu bildiğimiz bu operasyon, AKP'nin Türkiye'yi devleti yönetirken ne kadar kirlettiğinin, devleti ne kadar yağmaladığının bizdeki bu kanaati belgeleyen somut bir harekettir, somut bir gelişmedir. Bakın daha neler çıkacak. Bu operasyonun dışında bundan bağımsız daha ne bilgiler, bulgular ve belgeler Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili oluşturulan kriz masasına hiç şüpheniz olmasın akacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise soruşturma devam ederken kabinenin önemli görevlilerinin devam etmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Soruşturmanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için bakanların derhal istifa etmeleri gerekiyor. Yani bütün demokratik ülkelerdeki yöntem budur. Sizin çocuğunuz gözaltındayken sizin o koltukta oturmanız demokrasiden kabul edilecek ya da hukuken kabul edilecek bir yöntem değildir. Umut ediyorum ki herhalde bugün en azından bu soruşturmaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için mevcut bakanların görevlerini bırakmaları gerektiği inancı içerisinde. Evet, muhalefetin açıklamaları da buydu. Şimdi bu konuyu değerlendirmek üzere Ankara'da bir konuğumuz var, hukukçu konuğumuz Sayın Avukat Mustafa Pak. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Rana Hanım, iyi yayınlar. Sayın Pak, bu şimdi bugün birdenbire siz hukukçu olduğunuz için avukatsınız ama savcıların işlevini de hukukun işlevini diyelim, savcıların, hakimlerin görevlerini çok iyi bilirsiniz, takip edersiniz ki buna göre savunma yaparsınız, evet. Zaten mesleğiniz, göreviniz icabı. Bu şimdi birdenbire bugün böyle bir sarsıntı oldu. Hani kaç de ölçeğinde bir sarsıntıdır onu bilemiyorum ama kolay değil. Üç bakanın çocuğu böyle, evet, bir zanla gözaltına alınıyor soruşturma kapsamında. Bu savcılar bunu bir gün içerisinde mi yaparlar? Yoksa bu bir önceden başlayan bir hazırlık aşaması olan bir şey midir? Ya da ellerinde zaten vardı da hani söylenen AKP ve cemaat dayanışması esnasında birbirlerinin bazı şeylerini bilerek bildikleri halde kılıçlar çekilmediği için göz yumma mıdır diye düşünecek, evet, olursak biraz direkt soruyorum ama çünkü bu artık konuşuluyor. Sosyal medyada da konuşulduğu için söylüyorum. Evet, bu benim, evet, kendi fikrim değil. Konuşulan, gelişen olayları toparlayarak, derleyerek size değerlendirme yapmak için soruyorum. Hukukçusunuz çünkü. Dün istifalar var. Sayın, evet, dün bakanların, milletvekili Hakan Şükür'ün istifasıyla başladı ama daha önce İdris Bal var, işte Hakan Şükür var. Evet. İktidar kanadındaki cemaat kökenli milletvekillerinin ya da bakan ya da oradan gelen o kökenli insanların ayrılması söz konusu derken geldi bu şeyler. İşte sosyal medyada paylaşılan bir takım hakaretler ve ayrışımlar, evet, daha çok göze çarpıyor. Çünkü maalesef medyada her şeyi çok net bir şekilde, bir takım rütük cezalarıydı, şuydu buydu, dillendiremediğimiz için sosyal medyayı kullanan kişiler bunu biliyorlar. Böyle bir gelişmenin arkasından bugüne bakınca bugün gerçekten şok edici, sürpriz bir gelişmeydi. Ve isimlere baktığımız zaman, kesinlikle, birisi İçişleri Bakanı Muammer Güler. Düşünebiliyor musunuz? Bir İçişleri Bakanı, evet, evladının İçişleri Bakanı ne yaptığını çok iyi bilir. Birisi Sayın Zafer Çağlayan, değil mi? Çok önemli bir görev. Bir tanesi Sayın Erdoğan Bayraktar, kesinlikle, ki zamanında bir tane yolsuzluğumu bulun, evet, diye çok iddialı konuşan birisiydi ve TOKİ elinin altındaydı. Çok önemli, evet, biliyorsunuz TOKİ'deki ihaleler, rakamları konuşmak istemiyorum. İstifa ve bir taraftan demişti. Evet, istifa ederim demişti. Bir taraftan ucu, bakınız, Ali Ağoğlu. Sanki yani bir hikaye, bir senaryo yazılmak istense zaten taşlar şey. Şimdi bu böyle bir şey vardıysa
birdenbire bir gün içerisinde evet. mi çıkar savcılar bunu çıkartırlar yoksa hazırda mı? Nasıldır bu gelişmeler? Ben hukuki süreç olarak onu ne olur öğrenmek istiyorum bir. Bir de hem hukuki hem siyasi şu anki gelişmelere bakarsanız nasıl değerlendirmek lazım bu gelişmeleri? Evet, teşekkür ederim. Şimdi hukukta tabii bunlar hemen bir günde bir anda başlayan bir şey değildir. Evet. Cumhuriyet Savcısının yönettiği bir operasyon bu. Onun talimatıyla bu tutuklamalar, gözaltına almalar veya daha doğrusu gerçekleşti. Ama Cumhuriyet Savcısı tabii ki önüne gelen ihbar, şikayet ve polisin fezlekeleri doğrultusunda bugünkü gözaltılarını gerçekleştirdi. Yani malzemeyi, bu yakalamaları, gözaltına almaları, sağlayacak suçlamaları, delilleri hazırlayan polis. Yani işin mutfağı polis. Polis daha evet. evvelinde zaten perde arkasına hani baktığımız zaman bugünkü gözaltıların bir dinleme süreci var, bir takip süreci var. Tabii ki bunlar gerçekleşmiş. Hatta bir yıldır devam eden bir süreçten bahsediliyor. Yani bununla alakalı. Yani sizin sorduğunuz soruyu da herhalde açıklar mahiyette. Şimdi polis bir takipte, bir hazırlık içerisinde. Polisin elinde bir takım bununla alakalı bilgi ve belgeler var. Aslında bir yıl bu tip soruşturmalarda bir yandan belki uzun bir zaman ama bir yandan da soruşturmanın çok evveliyatının olduğunu, yani bu suçlamaların rüşvet, kara para aklama vesaire çok evveliyatının olduğunu düşündüğümüzde ki öyle, bir yıl esasında çok kısa bir zaman. Yani daha öncesi uzun yıllardır aslında bunlar var. Bu belgeler bir yandan hani toparlanıyor, bilgi olarak bir yerde var ama İşin bir de polise intikali var. Yani polis işin mutfağı, polis savcının önüne gidecek, bu gözaltılar sağlayacak belgeleri, dokümanları, delilleri toparlıyor ama polisi de harekete geçirecek bir mekanizma da genellikle bu işlerde söz konusu, bu süreçte. Yani polise de birisi diyor ki bak şurada şöyle bir yolsuzluk gerçekleşiyor. Bir takım belgelerim var, bilgilerim var. Veya duyumlarım var, her neyse polise bunu aksettiriyor. Polis bunu ciddiye alırsa bir süreç, bir takip süreci gerçekleştiriyor ve delilleri oluşturup Cumhuriyet Savcısının önüne koyuyor. Ondan sonra da bu gözaltı, akabinde işte tutuklama süreci, yargılama süreci başlamış oluyor. Şimdi Başbakan'ın bu konuya yorumuna hani bakarsak o çok önemli ve kamuoyunun algıladığı gibi aslında biz diyor tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Yani bunu Başbakan bir tehdit olarak algıladı. Evet. Yani bir yerlerin tehdidi. Tabii bir gün evvelinden akşamından Hakan Şükür'ün istifası da aslında eş zamanlı. Yani bu operasyonun yüzden, bir evet, geçmişi var ama bugün bu operasyon yapılacağı belli. Evet. Hemen bir gece evvelinden, bir gün evvelinden de bir istifa var. Yani eş zamanlı bir istifa. Şimdi istifanın, istifayı bugünkü operasyondan ayıramayız. Yani birlikte karar verilmiş, aynı anda yürürlüğe girmiş aslında iki operasyon. Şimdi Hakan Şükür'ün istifa gerekçesine de bakarsak, dershane konusu ve Fethullah Gülen yapılanmasına hükümetin takınmış olduğu tavır. Bunu açıkça söylüyor. Başka bir gerekçe yok. Şimdi bugünkü operasyonu yani aslında daha evvelden ifade edildiğini de düşünürsek hani yolsuzluklar vesaire aynı grubun bir süredir bahsettiği şeylerdi. Şimdi bugün de Başbakan'ın biz tehditlere boyun eğmeyiz yani bunu bir tehdit olarak algılıyoruz yaklaşımı aslında fotoğrafı tamamen ortaya koyuyor. Yani yeterli bir fotoğraf. Burada iki yapılanmanın, yani Fethullah Gülen yapılanmasıyla hükümetin karşı karşıya geldiğini ve artık kılıçları çekip, bu şekilde tabir ediliyor kamuoyunda. Bence yani sosyal medyada da böyle söyleniyor, doğru. Artık vuruşmaya başladıkları bir süreç. Ama çirkin bir şekilde gelişiyor. Bahsettiğiniz gibi bu yolsuzluklar varsa
ki tüm kamuoyunun vicdanı da bu yönde. Yani AKP'li arkadaşların da farklı düşünmediğini biliyoruz. Yolsuzlukları onlar da reddetmiyorlar. Şimdi evveliyatına baktığımız zaman uzun yıllardır bu yolsuzluklar var. Ki önümüzdeki süreçte bunlar daha da deşilecek, genişleyecek, farklı yerlere ulaşacak. Yani bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Süreç onu gösteriyor. Bu bilgiler birilerinin elinde var. Yani şimdi hükümete karşı bu operasyonu Fethullah Gülen yapılanması gerçekleştirdiyse, ki yani hadise onu gösteriyor. Sayın Başbakan da algılaması dediğimiz gibi öyle. Bu bilgiler, bu belgeler daha evvelinden bu yapılanma tarafından çok iyi bilinmekte. Ama bekletiliyor. Nereye kadar? İşte bir yıl öncesine kadar ifade edilen. Lazım olduğu yani güne kadar mı? Yani bu dershane tartışmalarıyla beraber işin biraz daha kızışmaya başladığı, kamuoyuna aksetmeye başladığı dönemler. Yani tarih olarak da biraz dikkat edecek olursak. Ondan beri biraz hızlanan, son aylarda da tamamen ayyuka çıkan, artık tamamen yapıların ayrıştığı, birbiriyle çatışma içerisine girdiklerinin artık gizlenmediği, açıktan çatışmanın yürütüldüğü bir dönem. Şimdi burada düşünün siz bir yapılanma ki elinde ta bakanlara kadar varan ciddi bir suç şebekesi olayın arka tarafında var. Siz bu bilgilere, belgelere sahipsiniz ama bu işi ilgili makamlara, mercilere ulaştırmıyorsunuz, gizliyorsunuz. Yani onu bir koz olarak elinizde tutuyorsunuz. Yani bunun hiçbir şekilde izahı ve anlaşılması mümkün değildir. Ve şimdi o operasyon devam ediyor ve seçimlerin yaklaşmış olduğu bir süreç. Buna dikkat çekmek istiyorum birazcık. Şimdi bu açığa vurulan, artık kamuoyunca kabul edilen ve gizlenmeyen bu savaşta, bu mücadelede taraflar devleti düşünmeden, vatanı düşünmeden, milleti düşünmeden, hiçbir problemi düşünmeden tamamen kendi kaygılarıyla kendi güçlerini ortaya koymaya ve karşı tarafa zarar vermeye çalışıyor. Şimdi Fethullah Gülen yapılanmasına göre Tayyip Bey hükümet olarak bu yapıyı dışladığına göre seçimlerde bu yapılanmaya rağmen bir sonuç alınamayacağını göstermek istiyor bu cephe. Yani seçim yaklaştı. Eğer hükümet bu seçimlerden de galip çıkarsa aslında şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Ya Fethullah Gülen'in aslında çok da fazla bir gücü yokmuş. Yani bu yapılanmanın hükümete çok fazla bir desteği de yokmuş. Bir şey de yapamadılar. Şimdi bu tabloyu görmek istemiyorlar. O yüzden seçimlere yaklaştıkça bu çatışma, belki dershaneler bir bahane ama tamamen olay dershane olayı da kesinlikle değil. Bunun da ötesinde bir çıkar çatışması tamamen. Şimdi bu süreçte 3 ay, Mart'ta 3. ayda yapılacak seçimlerde AK Parti'nin zafer kazanmaması gerekiyor. O halde yolsuzluk, işte milletvekili istifaları, bunların bu süreçten itibaren de artacağını evet. Gözlemliyoruz. Evet. Ama çok ilginç bir tespit yapmak istiyorum. Vaktimiz daha az kaldı. Şimdi İdris Bal, arkasından Hakan Şükür. İstifa gerekçeleri Fethullah Gülen yapılanmasına partinin, AK Parti'nin, hükümetin takılmış olduğu tavır. Yani bu insanlar bu meclise niçin gelmişlerdi? Milleti temsil etmek için. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, değil mi? Yani bu vekilleri seçip buraya getiren millet kendini temsil etmek üzere, kendi menfaatlerini savunmak üzere getiriyor. Ama bakıyorsunuz aslında bu milletvekilleri milleti değil de bir yapılanmayı temsil ediyorlarmış. Onların çıkarlarıyla hareket ediyorlarmış. Onların çıkarları için orada bulunuyorlarmış. Zira ya bugüne kadar biz Hakan Şükür'ün ekranlarda veya meclis kürsüsünde iktidarın yaptığı herhangi bir icraat eleştirdiğini görmedik. Yani şu an millet perişan, insanlar aç. İşte az önce haberlerinizde yer aldı, haber metninizde. Yani kredi borçları, kredi kartı borçları neredeyse Türkiye'nin tamamına yaklaştı.
Yani herkes borç içerisinde, tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş. Bir tane komşumuz, bizimle dost olan komşumuz ülke kalmamış. Yani ülke bölünme sürecinde bu konularda çıkıp bir tane görüş beyan etmemiş, bir kere tavır koymamış bir milletvekili bakıyorsunuz, temsil ettiği yapılanmanın menfaatine zarar gelen bir işlem karşısında yani tavır koymanın da ötesinde istifa ediyor. Ben istifa ettim diyor. Evet, bir şey bu aslında Hakan Şükür'ün istifası değil, Fethullah Gülen yapılanmasının hükümete karşı bir operasyonu. Çekil dediler, çekildi. Herhalde devamı da gelecek. Öyle anlaşılıyor ve yorumcular, yani bu işin uzmanlarının da evet, yorumları bu yönde. Evet. Sayın yani top buyurun. Buyurun söylediğinizi destekler gibi hatta sosyal medyada özellikle dün şu geçti. Hakan Şükür mecliste ilk icraatını yaptı dediler. İlk icraat. Evet, yani milletvekiliydi, siyasete bulaştı dediler. İlk kez böyle bir şey, bu da esprili bir şekilde evet, değerlendirildi. Bunun arkasından çok kısa, çünkü Faruk Karatay'ın da sorusu olacak size. Peki başbakanın yorumunu işte nasıl değerlendirmek lazım sizin söylediğiniz anlamda? Hani onu halk seçti. Bir partiden girdin. O zaman madem öyle istifa edeceksen, partiden ettiysen eğer, meclisten, milletvekilliğinden de et dedi Sayın Başbakan. Bunu kısaca bir hemen yorumlar mısınız? Yani başbakanın yorumunu ben çok doğru bulmuyorum. Yani şöyle gerekçesi yönüyle baktığımız zaman, yani Hakan Şükür'ün istifa gerekçesine baktığımız zaman haklı buluyorum başbakan bu anlamdaki yorumunu, ama bu genel geçer bir kayıt tabir olmamalı. Yani bir insan doğru gördüğü bir parti yapılanması içerisinde vekil çıkabilir. Ama meclise girdikten sonra o partinin, vekil seçildiği partinin icraatlarını hani doğru bulmayıp, gerekli mücadeleleri yapıp başarılı olamayacağını anlayınca istifa edebilir. Vekil olarak, bağımsız bir vekil olarak milletini temsil etmeye samimi bir şekilde devam edebilir. Bunda yadırganacak bir şey yok, ama istifanın gerekçesine ve tarzına baktığımız zaman yani ben de o yorumu doğru buluyorum. Evet, Sayın Pak, herhalde siz milletvekili olsanız ve size bir soru sorulsa ben bilmem büyüklerim bilir diye talihsiz bir cümleyi de beraberinde kullanmazsınız diye düşünüyor pek çok insan bu yani, ekranlardan. Ben hemen bu, şimdi bu ülkede buyurun. Buyurun. Pardon, özür dilerim. Ben şimdi birkaç not aldım sizler konuşurken. Soru soruyorsunuz zannettiğim için buyurun. Evet, estağfurullah. Sizi bugün biraz sorularla meşgul edeceğiz. Bu son yorumumuz olur. Sizin de dileğiniz bu. Şimdi dershane tartışması haricinde sanki bir olay söz konusu. Çünkü hükümet dershane tartışmalarında geri adım attı. Ve bu noktada herhangi bir karar çıkmadı. Evet. Herhangi bir karara bağlamadı. Tabii. CHP heyetinin... Tabii. Geçmişten bu zamana kadar Pensilvanya eyaletiyle olan diyaloğu devam ediyor. Geçmişte de Türkiye'de Kasım Gülek'le bir bağlantı söz konusuydu CHP'de. Ve bunun haricinde yine Pensilvanya'da yenilen en son tarih itibariyle bir yemek söz konusu. Sayın Arınç da bu yemeğin ardından oraya gidip görüşenlerin arasındaki bir isim. Ve yine bunun haricinde özellikle bazı kesimler, şimdi mesela başbakanın tarafını tutan insanlar diyorlar ki artık işte şu gazeteyi almayı zamana bırakıyorum diye bir cümle. Bu da yine Rana Hanım'ın ifade ettiği gibi sosyal medyada dolaşan bir başka kritik cümle. Ve bunun haricinde evet, ben aklıma bir an için şu geldi. Şu an Sayın Başbakan hem kabinesi hem de etrafındakiler itibariyle sırtından atamadığı bir yapıyla baş başa kalmış bir tablo çiziyor. Bu bir. Tepkiler oldukça sert, savunma amaçlı olarak Başbakan'dan gelen tepkiler. İkincisi, AKP'den istifaların devam etmesi bekleniyor. Üçüncüsü ise şu var. Sayın Baş defaten özellikle burada Radisson Sas Otel'de Profesör Doktor Haydar Baş tarafından yapılan konuşmada bir cümle vardı. Dedi ki Sayın Baş, herkes senin arkandan kıs kıs gülüyor. Kimse dost olarak yaklaşmıyor. Gel bu ülkeyi beraber ayağa kaldıralım ve bu noktada senin de kazanmanı istiyorum. Bu noktada sen de kazan diye günümüz liderlerine seslenişte bulunmuştu Profesör Doktor Haydar Baş ve Hüseyin Bin Ali örneği vermişti. Evet. Batı ile beraber hareket edenleri parmakla işaret ederek. Siz bu değerlendirme, özellikle bu son cümleyi de nasıl buluyorsunuz ve bu notları nasıl algılamamız gerekir?
Tabii yani Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in bu ikazlarını ekranlardan çok defa izledik. Defaatle bu ikazları yaptı. Gazete köşesinden yaptı. Yani şu an bir operasyon yürütüldü AK Parti'ye karşı çok açık. Şimdi operasyon tabii ki yani AK Parti'yi biz başarısız buluyoruz. Yani icraatların kesinlikle başarısız ve Türkiye'yi bir felakete sürüklediğini gözlemliyoruz. Ama bir insanın hatasından dönmesi, yaptıklarından hani ders alması da mümkün. Sayın Profesör Haydar Baş Bey bu mantıkla beraber defaatle Sayın Başbakan'ı ikaz etmeye çalıştı. Ve şunu söyledi, yani sizi kullanan güçler kullanıp belirli bir süre sonra sizi maalesef üzerinizi çizecekler ve mağdur edeceklerdir. Sonunuz Hüseyin bin Ali gibi olacaktır. Derken yani Hüseyin bin Ali öldürülmüştür. Yani idam edilmiştir. Evet. Şimdi daha evvel kullanılmasına rağmen. Şimdi bu süreçte şu an yaptığı işlerin aslında bedelini ödüyor bir anlamda belki ama bu ülkede bizim ülkemiz. Yani Sayın Erdoğan da bu ülkenin başbakanı ve icraat makamında. Buradan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in hani sesine, sözüne, tavsiyelerine yani kulak verip burada herhangi bir güçle gücü arkasına almak, herhangi bir güce mesaj vermek yerine milletini arkasına alıp bu badireden çıkmak isterse hani bunun yolu her zaman var. Ama şu ana kadar ne yazık ki Sayın Başbakan'dan böyle bir sinyal ben şahsen almış değilim. Evet. Yani artık bundan sonra da Haydar Baş Bey'in o ifade ettiği bu sürecin gerçekleşmeye başladığını şu an yani gözlemliyoruz. Bugünkü operasyon yani çok ciddi bir operasyondur, ciddi bir skandaldır. Yani bu sadece bugünkü gözaltılar bile aslında hükümetin iflas ettiğini göstermeye yetmektedir. Süreci hep birlikte gözlemleyeceğiz ama hani burada amaç bir yandan da Fethullah Gülen yapılanmasının bakın biz güçlüyüz. Gördünüz mü? Bakın hani kamuoyunda işte emniyette çok ciddi yapılanlar öngörüleri var, kabulleri var. Bakın biz gerçekten de çok güçlüyüz. İşte 3 tane bakanın 3 tane bakana uzanan bir operasyon yürütüyoruz. İşte milletvekillerimiz tek tek bizim için istifa ediyorlar. Ve bunların devamı da gelecek. Bir yandan da hani kaset imalarıyla bu yönden de bir takım tehditler. Başbakan da tehdit algılaması bu şekilde. Evet. Ya bir güç gösterisi var. Biz güçlüyüz. Hani kıs kıs gülme olayıyla alakalı da bunu söylüyorum. Şimdi birileri bunu gözlemliyor. Gerek meclis içerisinde, gerek bürokrasi içerisinde, gerek bulunduğu yerde. Şu an Tayyip Erdoğan'ı, hükümeti destekleyen kişiler, kuruluşlar, kimseler ve her neyse siyasiler, bürokratlar, iş adamları vesaire, medya. Bunlar şu an bu operasyonu, bu mücadeleyi takip ediyorlar. Burada güç gösterileri var. Yani biz güçlüyüz, bizim yanımıza gelin. Onu bırakın. Şimdi bu yapı gücünü göstermeye başladıkça bu dalgalanmalarla, operasyonlarla, istifalarla AK Partisi yıpranmaya başladıkça şimdi istifalar, denge kaymaları gerçekleşecektir. Zannedersem şu an yapılmaya çalışılan da bu. Evet. O yüzden Sayın Başbakan'a Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yani mesajını, ikazını belki haddimizi aşarak bilemiyorum. Buradan ben de kendi adıma yeniliyorum, yineliyorum. Bir an evvel dönerse belki bir yol bulunabilir. Çok teşekkürler Sayın Pak. Ankara'da üzücü kaza. Askeri helikopter düştü, 4 şehit. Hey sayın seyirciler, Türkiye bugün Ankara'dan gelen bir kaza haberiyle sarsıldı. Eğitim uçuşu yapan Sikorsky tipi askeri helikopter Gölbaşı ilçesi yakınlarında yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada helikopterdeki 4 asker şehit oldu. Herhangi bir bilgi var mı? Kara Havacılık Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi askeri helikopter sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalandı. Hala makas var ya.
Ankara semalarında uçan helikopter Gölbaşı ilçesi üzerinde seyrederken düştü. Boş bir araziye çakılarak paramparça olan helikopterde kurtulan olmadı. Helikopterde bulunan bir pilot binbaşı, bir pilot üsteğmen ve iki teknisyen asker şehit oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gitti. Olay yerine gelen askeri helikopterler havadan da keşif çalışması yaptı. Arama kurtarma ekipleri de özel eğitilmiş köpeklerle kazanın meydana geldiği yerin çevresindeki arazide arama yaptı. Dört şehidin cenazeleri kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılarak ambulanslara konuldu. Şehitlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Peki kazanın nedeni ne? Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kazanın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre askeri helikopter düz arazi üzerinde uçarken birden irtifa kaybetmeye başladı. Yalpalayan helikopter arazi üzerindeki bazı ağaçlara sürtündü. Düşmemek için pilotun çabaladığı belirtilirken dengesi bozulan helikopter yüksek gerilim hattına takılarak ön kısmından sert bir şekilde zemine düştü. Merkel 3. kez başbakan. Almanya'da koalisyon hükümeti güven oyu aldı. Almanya'da 3 partiden oluşan koalisyon hükümeti meclisten güven oyu aldı. Angela Merkel, başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinde bir de Türk kökenli bakan bulunuyor. Almanya'da 3 partiden oluşan koalisyon hükümeti federal meclisten güven oyu aldı. Merkel'in başbakanlığında kurulan hükümette Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ve Sosyal Demokrat Parti yer alıyor. 621 oyun 462'sini alan Angela Merkel, Büyük Koalisyon Hükümeti'nde başbakanlık görevini sürdürecek. Bu Merkel'in 3. dönem başbakanlığı oluyor. Yeni hükümet kabinesinde 5 Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, 3 Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ve 6 da Sosyal Demokrat Parti'den bakan bulunuyor. Thomas Nord. Yeni kabinede bir de Türk kökenli bakan bulunuyor. Alman Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, göç, mülteciler ve uyumdan sorumlu bakan olarak atandı. Çok sevinçliyim tabii. Bu gerçekten çok gurur verici bir an. Aynı zamanda çok seviniyoruz ki ilk defa Türk kökenli bir kabine üyesi olacak. Bugüne kadar Almanya'nın tarihinde bunu yaşayamadık. Onun için çok önemli bir an tabii ki. Almanya'da gerçekleştirilen son genel seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra imzalanan anlaşmayla kurulan koalisyon, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan beri kurulan 3. büyük koalisyon oldu. André Hunko, Sigrid Huper. Pek bir şey değişeceğe benzemiyor. Çünkü Merkel'in bir arzusu demeyelim de vaat gibi SPD yani Sosyal Demokrat Partisi söz evet. vermişti. Bu sene çifte vatandaşlık olmazsa hükümette yer almayacağız, seçmenimize söz verdik demişti. Bakınız söz tutulmadığı halde siyaset her yerde siyaset değişmiyor. Sayın seyirciler, Antalya'da faciadan kıl payı dönüldü. Akaryakıt istasyonundan otogaz alan bir sürücünün aracı aniden alev aldı. Sürücü ve eşi kendilerini son anda dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. İşte o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Araç akaryakıt istasyonunda işte böyle alev aldı. Antalya'da faciadan kıl payı dönüldü. Erdal Şener isimli sürücü aracına otogaz almak için bir akaryakıt istasyonuna geldi. Otogazı alan sürücü tam istasyondan ayrılıyordu ki araç bir anda alev aldı. Sürücü Erdal Şener ve eşi Fatma Şener alev alan araçtan kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Dumanlar yükselen araç, petrol istasyonu çalışanları tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. Yangın tüplerini aldık, arabayı boşa aldık yanarken ileriye doğru petrolden dışarıya çıkardık.
yangın tüpleriyle hep beraber müdahale ettik. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken yangında eli ve yüzünden yaralanan Erdal Şener ve Fatma Şener Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği akaryakıt istasyonunun işletmecisi Yahya Güleç, yangının sürücünün sigara içmek istemesinden dolayı çıktığını öne sürdü. Sigarayı kül topasına koymuş. Sigarayı kül topasına koyunca bu sefer içeriden oluşan gaz mıdır artık, başka bir şey midir? Ateş almış. Bunun üzerine aracın yanması söz konusu. Yangın tüpleri...